Önce أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlerle, kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 18. ayet Ve yine Allah Celle Celaluhu diyor ki, Kullarım bakınız, sizden biri kötülüğe daldırabilir, frene basmadan gaza basarak günahlarına devam edebilir. Ama şunu iyi bilin ki, ölüm gelip çatacaktır ölüm gelip çattıktan sonra estağfirullah derseniz kabul etmem. Ama hemen kendinizi toparlarsanız, tövbe ederseniz işte o zaman tövbenizi kabul ederim diyor. Ve son rekatta Allah Celle Celaluhu bize nikahı haram olanları sayıyor. Mahremlerimiz, na mahremlerimiz kimdir? Erkekler kimlerle evlenebilir? Kimlerle evlenemezler? Bunların da sayısını Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi bil fiil tek tek sayıyor. Dolayısıyla hangi kadınları yabancı kabul edeceğiz, hangilerini annemiz gibi, kızımız gibi, kız kardeşimiz gibi mahrem kabul edeceğiz, onlar da bu ayeti kerimenin içerisinde zikredilmektedir. Kısacası Kur'an bize çok şeyler anlatıyor. Rabbim Celle Celaluhu anlayabilenlerden, kavrayabilenlerden, hayatını buna göre tanzim edebilenlerden eylesin. Peki biz affedilmek istiyor muyuz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتوب تَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله سيزن تاو قبول etmek ister. şehvetlerine uyanlar, kötü arzuların esiri olanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Nisa suresi 27. ayet. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu ikinci kıldığımız rekatta buyuruyor ki: Kullarım, Allah var ya, sizin kendisine dönmenizi, tevbe etmenizi, günahlardan arınmanızı ister gıcır gıcır, tertemiz, pırıl pırıl olmanızı ister ve yarın ahirette cennetle, cemalullahla şereflenmenizi ister. Dünyada şehvetinin esiri olanlar da sizin Allah yolundan sapmanızı, cehenneme doğru yuvarlanmanızı ister. Allah Celle Celaluhu böyle istemiyor ama onlar böyle istiyor. Siz hangisinin istediği yoldan yürüyeceksiniz? Şehvetine uyanlar, Nefsinin esiri olanlar cehenneme doğru gidenler. Sizin hak yolundan uzaklaşmanızı, sapmanızı, günahlara daldırmanızı, şeytanla beraber cehenneme yuvarlanmanızı ister. Allah Celle Celaluhu sizin işinizi kolaylaştırmak istiyorum diyor. Elhamdülillah. Rabbimiz bize rahmetiyle tecelli ediyor ve gıcır gıcır ter temiz olmamızı istiyor.